Merhaba arkadaşlar. Bu fidanımız da Junglans Nigra Blanc tohumdan yetiştirdiğimiz çüre aşıladığımız bir Fernor fidanımız. Bunu geçen sene Ağustos'da aşıladık. Bu Fernor çeşidi. Ama Fernor çeşidi ben şöyle gövdeyi de göstereyim ki bu Blanc çeşitlerinde, anaçlarında şu gövdelerde gerçi bu daha körpe oluşmamış ama genelde böyle bir çatlamalar oluyor. Daha körpe olduğu için. Biraz sonra fidanını göstereceğim zaten. Onu daha göreceğiz. Ama biz bunu Fernor'a aşıladık ama Fernor talep görmüyor. Dolayısıyla sanıyorum ben bunu Chetra çevireceğim. Dolayısıyla bu yaz şu gövdeye tekrar bir göz aşısı yaparak biz bunu Chetra çevirmeyi düşünüyoruz. Buradan hemen Blanc çeşitimizin fidanın başına gidelim, onu da görelim. Nigra fidanımızın başına geldik. Sağda görülen Junglans Nigra Blanc fidanımız. Bu da Chetra fidanımız. Hemen akla gelir. Neden ikisi de yan yana diye. Onu da hemen açıklayayım. Bu Chetra fidanımız burada gelişmiyordu. O kadar zayıftı ki biz bunu gözden çıkarmıştık. Olmayacak burada dedik, fidan zararlı veya da kökte bir sorun var diye olmayacak dedik ve Nigra fidan tohumumuzu onun dibine ektik ki biz burada bu bahçenin köşe, alt köşe bölgesi ve büyük taç yaptığı için Nigra Blanc büyük taç yaptığı için köşeye ekelim ve burada kalıcı olsun ve belki de tohumluk olarak kalsın dedik ve biz bunu aşılamadık. Görüldüğü gibi 2 metrelere, boy 2 metrelere geldi ve yaprak yapısını görüyorsunuz ve çok uzun bir yaprak sap durumu var. Bakın, yani Chetra'yla kıyas ettiğimiz zaman Chetra yaprak sapı bu şekilde, onun ise epey uzun. Değişik bir yaprak yapısı var. Arkasını göstereyim. Göz yapısına bakalım. Göz yapısı da Chetra'ya göre çok çok farklı. Farklı bir göz yapısına sahip. Gövde nedense Blanc'ta, bakın salyangozlarda üzerinde çıkmış. Bakın emgiyi görüyor musunuz? Kabuğu dahi yapışmış buraya. Kabuğu bile şu an. Gövde yapısı şurası içindir. Gövde yapısı. Gövde yapılarında böyle bir çatlama, böyle bir şey oluyor. Daha sonra bakın bu daha derin böyle çatlamalar görülüyor ama biz bunu boyadığımız için de yani düzgün ama şey de yok. Yani derinlemesine yara değil bunlar. Bunun yapısı itibariyle dış ince kabukta böyle bir ayrılma yapıyor. Bu ağaçlarımız kerestelik cins diye biliyoruz. Orman ağacı diye biliyoruz. Düzgün gövde yapısıyla kerestelik olarak biliyoruz ama çok tohumlar ekmemiz sebebi de daha önce de bahsettim sanırım. Kirli topraklarda kök dayanıklılığı daha fazla olduğu söylemi var. Biz de bunları dolayısıyla dışarıdan ektik. Ve hatta bunu da ben tohumluk olarak bırakmak istiyorum ama şimdi burada bu Chetra bu şekilde gelişmeye başlayınca da doğrusu
hangisini alacağımı karar veremiyorum. Ama en fazla bu sezon sonunda karar vermeliyim. Ya Chatter gidecek ya Blank gidecek. Dolayısıyla bunu da göstermek istedim. Yani Blank bu. Şekil olarak bu, yaprak olarak bu. Dinç kuvveti geliyor. Dağ tepe uç kısmını göstereyim. Blank ağacımız bu. Fidanımız daha doğrusu. Ama ne yapacağız? Ya bunu biz... muhtemelen Chatter gidecek. Çünkü bu kalıcı olsa da veyahut da çeşit değişimine gitsek de aşı yöntemiyle gideceğiz. Çünkü kök yapısını tecrübe etmemiz lazım. Dayanıklılığını görmemiz lazım. Dolayısıyla burada daha önce fidan vardı. Buradaki fidan 8 yaşından sonra kurudu. Yani bahçemin alt bölgesi. Burada biraz killi ve taban olan bir yer var. Buradaki fidanım kurudu. Biz kuruktan sonra da buraya burada gelişsin, yetişsin, tohumluk olur dedik ve bıraktık. İşte yanındaki de dediğim gibi Chatter fidanı. Artık kararımız vereceğiz sezon sonunda ve yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.